LGS'ye son 175 gün hayallerimize kavuşmamız için hala yeterince değerli bir süre var. Bu değerli süreyi çok iyi değerlendireceğiz ve en sonunda da inşallah hayallerimize kavuşacağız. Günün sözüne baktığımızda bulunduğun yerden başla, sahip olduğun şeyi kullan, yapabildiğini yap demiş Arthur Ashe. Yani gerçekten de yapabildiğimizi yapacağız ve sonrasında da tevekkül edeceğiz. Hemen günün yorumuna bakmak istiyorum. Esra Ak Yıldız 326 beni almış. Tebrikler Esra. Ekrana bakınca benim donuyor resmen odağımı nasıl toparlarım diyor. Deneme netlerim yükselmiyor, moralim bozuluyor diyor. Şimdi birincisi öncelikle ekran bağımlılığı günümüzde birçok öğrencinin hatta birçok insanın temel sorunu. Ekranın başından kendimizi kaldıramıyoruz. Yani bir kitabı okumak yerine o kitabın filmini izliyoruz. Kitap okumak yerine dizi izliyoruz. İşte e, gezmek yerine bazen e, ekran karşısında sosyal medyada vakit kaybetmek bize çok daha değerli geliyor. Telefonumuza bakmadığımız zaman böyle kendimizi çok kötü hissediyoruz. Bunun içinde ben de varım hiç merak etmeyin. Ama sizler benden bile daha dikkatli bir şekilde bu sene LGS hazırlanan bir öğrenci olarak çok daha ciddi bir şekilde ekran diyeti yapmalısınız. Yani televizyon diyeti. Yani sosyal medya diyeti yapmalısınız. Şunu demek istiyorum. Diyelim ki sizin 3 kilo vermeniz gerekiyor. 3 kilo verirsen işte seni şu okulu kazanmanı sağlayacağız. Sen yani ne yaparsınız? Ya yani 3 gün 3 kilo için gerekirse bir hafta gerekirse bir ay bazı şeyleri yemezsiniz. İşte ne bileyim zayıflamak için bazı şeylerden feragat edersiniz. Gayret gösterirsiniz. Şimdi bu da böyle bir durum. Yani size diyorlar ki kardeşim kitap okuyabilirsin. Belli sürelerde sosyal medyada gezebilirsin. İstediğin kadar ama istediğin kadar e, Türk edebiyatından, dünya edebiyatından istediğin hikayeleri okuyabilirsin ama ekran bağımlılığı yaparsan yani ekranın karşısında Böyle sosyal medyada çok fazla vakit kaybedersen bu durumda senin hayallerini elinden alacağız diyor. O zaman biz bu diyeti yapmalıyız. İkincisine baktığımızda deneme netlerim yükselmiyor mu? Bununla alakalı uygulamalar da var bu arada. Deneme netlerim yükselmiyor, moralim bozuluyor diyor. Bu da çok normal bir şey. Zaten netlerin yükselmeyince tekrar ekranın karşısına geri dönüyorsun. Diyorsun ki madem netlerim artmıyor bari şu dizimi izleyeyim. Madem netlerim artmıyor bari dizimi izleyerek ya da işte sosyal medyada gezenek mutlu olayım diyorsunuz. Halbuki netleriniz artsa zaten hiç diziye dönmezsiniz ki. Düşünsenize şu anda e, denemelerde bir yanlışınız ki olsa 90 soruda bana ne dizden dersiniz ya ben o bir yanlışa kapatacağım ve Türkiye birincisi olacağım dersiniz. Hepsini doğru yapmak istiyorum dersiniz ama yapamadıkça daha çok diziye dönüyorsunuz. O zaman ne yapacağız? Bir kere bir şu dizlerden televizyondan bir kurtulacağız. Belli sürelerde kurtulacağız. Sonrasında şunu unutmamız lazım. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bambu ağacın hikayesi. Bambu ağacın hikayesini bilenler bilmeyenler anlatsın. Ben de şimdi sizlere anlatıyorum. Arkadaşlar bambu ağacını ektiğiniz zaman bambu ağacını ektiğiniz zaman ilk yıl hiçbir şey çıkmaz. Yani toprağın altına ektiniz tamam fidan ektiniz bekliyorsunuz hiçbir şey çıkmaz. Tohumunu ektiniz. Birinci yıl bir şey yok. İkinci yıl sularsınız gene bir şey yok. Üçüncü yıl sularsınız gübresini verirsiniz gene bir şey yok. Dördüncü yıl yine bir şey yok. Aman vazgeçtim ya deyip gidesiniz gelir. Ama beşinci yıl sulayıp da beşinci yıl sulayıp da gübresini verdiğiniz zaman beşinci yıldan sonraki ilk hafta ve ikinci hafta, üçüncü hafta öyle bir hızlı uzamaya başlar ki altı haftada kaç metreye ulaşır biliyor musunuz? 27 yedi metreye. Bakın bir metrelik bir ağaçtan bahsetmiyorum. Ya da iki metre, üç metre, on metrelik çınar. Hayır hayır hayır. 27 metreden bahsediyorum ya. Yani neredeyse çeyrek yüz metre. İnanılmaz uzun bir şey. 27 yedi metreye ulaşır. Peki bu altı haftada mı ulaştı yirmi yedi metreye? Yoksa beş yıl artı altı hafta. İşte sizler de şu anda netleriniz bir anda şak diye yükselmeyecek. Şu anda diyelim ki Aralık ayınız. Aralık ayında netler birazcık artmayacak. Sonrasında Ocak'ta da belki artmayacak. Sonra Şubat'ta biraz netler artmaya başlayacak. Sonra Mart'ta belki biraz inişler olacak. Nisan, Mayıs, Haziran. Yani sınava yaklaştıkça netleriniz daha da artacak. Ama şu kesin ki şu anda netleriniz artmıyor diye vazgeçerseniz hiçbir zaman zaten hayallerinize kavuşamazsınız. Dolayısıyla vazgeçmiyoruz. Bamba örneğini, örneğini unutmuyoruz. Ve sıkı sıkıya ekran diyetimizi uygulayarak hayallerimize kavuşuyoruz. Niye? Çünkü şu anda doktorlar bizlerin sağlığı için gece gündüz çalışıyorlar. Bilim insanları aşı bulmak için çalışıyor. Ailemiz bizim için gayret gösteriyor. Bizler de kendimiz için bakın annemiz babamız arkadaşlarımız için değil, Kendimiz için ya. LGS'ye girmesek de olur bize ne? Ama kendimiz için çok sıkı bir şekilde çalışacağız ve hayallerimize kavuşacağız. Günün kaynağına baktığımızda fen bilimleri zoru bankasını görüyoruz. Zoru bankaları zaten çok seviyor bizde. Neden? Çünkü öğrencilerimiz gayet hocam zoru sorun hatta zorun da ötesini sorun diyorsunuz. zor ötesi var bu arada ama Zoru Bankası'nda en önemli şeyi söylüyorum. Buradaki soruları çözdükten sonra takımların soruları karekod okutarak mutlaka mutlaka hocalarımızdan dinleyin arkadaşlar. Günün Okulu Ordu Sosyal Üniversitesi sizleri bekliyor. Mükemmel bir okul. Hukuk, rehberlik, psikoloji, kara harp okulu, maliye farklı farklı bilimlerden hayallerinize kavuşabileceğiniz bir okul. Hadi bakalım Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Çalışan kazanır, elması kızarır arkadaşlar.